Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ekber, Allahu ekber. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla
illa gülmektedir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sıddık doğru olarak tescillenir. Yalan ise insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir. Aziz müminler, kıymetli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam istikamet üzere dosdoğru bir ömür geçirmemiz için bizlere göndermiştir. Yüce Rabbimiz niyet ve inancımızda, söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst olmamızı emretmiştir. Bununla birlikte İslam yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı asla tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları eğlendirmek için dahi yalan konuşmayı hoş karşılamaz dinimiz. Kıymetli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, doğruluk imanın özü, müminin şiarıdır. Yalan toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Bin bir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır. Doğruluk ticaretin bereketi, yalan ise felaketidir değerli müminler. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar yani doğrular ve şehitlerle beraberdir. Doğruluk, dürüstlük, mal ve mülkü hayırlı kılar. Yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, maalesef günümüzde yalanın en çok ve en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal mecralar gelmektedir. Oysa ki gerçek amelde haram olan, haram yalan sanal alemde de aynen öyledir, haramdır. Haram haramdır. Hakikat dünyamızdan kopmadan, sanal ortamlara mahkum olmadan sosyal medyada doğruluğu hakim kılmakta bizim müminler düşen bir görev, bir vazifedir. Duyduğumuz her haberi araştırmadan paylaşmak, bilerek veya bilmeden yalanın yayılmasına sebebiyet vermek büyük bir vebaldır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurmaktadır. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ Ey iman edenler, ey inananlar, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Evet, doğruluk önemlidir değerli müminler. Doğruluk çok önemlidir. Ancak bundan daha önemlisi doğru kimselerle beraber olmaktır. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatlerimizi çektiği şu sözü çok önemlidir. Kişi dostunun dini üzerindedir. Öyleyse değerli müminler, geliniz hem sosyal hayatta hem de sanal alemde arkadaşlarımızı doğru kimselerden seçelim.
Kalbimizi doğruluğun merkezi kılalım. Üzümüz ve sözümüz doğru, davranış ve tavırlarımız tutarlı olsun. Unutmayalım ki sözü doğru olanın kişi işi doğru olur. İşi doğru olanın kalbi doğru olur. Kalbi doğru olanın dini doğru olur. Dini doğru olanın varacağı yer ise ancak ve ancak cennet olur. Hütbemi Hucurat Suresinin 6. ayetinin maaliyle son vermek istiyorum. Ey iman edenler, ey inananlar, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Rabbim cümlemizi ve bütün İslam alemi de doğru, dürüst Müslümanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ela inne ahsenel kelam ve ablahem nizam kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu teâlâ ve tebâraka fil kelam. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ta'ala anhu ve arkadaşlar. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أعنا وعن جميع المسلمين في كل وقت وحين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله